Sizlere eski ama güzel bir rol yapma oyunundan bahsetmek istiyorum. Fallout'un yapımcılarının kurduğu Troika tarafından 2001'de geliştirilen benzersiz özelliklere sahip bir rol yapma oyunu. Arcanum. Devasa bir açık dünyada geçen bu oyunda istediğimiz gibi dolaşıp maceradan maceraya atılıyorduk. Arcanum neden rol yapma oyunları arasında apayrı yeri olan bir oyun? Bundan bahsetmek istiyorum ama eğer abone değilseniz abone olup like butonuna basarak destek olun. Böylece bu tarz videolarla daha fazla bir araya gelelim deyip hemen konuya giriyorum. İlk Fallout oyunları 90'lı yılların sonlarında bomba etkisiyle çıkmıştı. Bu oyunlar o kadar çok sevildi ki felaketler sonrası geride kalanların verdiği yaşam savaşını gerçekten hissettiriyordu Fallout. Oyunda özgürdük, gücümüz yettiğince her yere gidip her şeyi yapabiliyorduk. Fallout günümüzde bile en iyi rol yapma oyunları arasında kabul edilir. Fallout oyunlarının baş tasarımcısı Tim Kaine, Interplay'den ayrılıp Troika Games'i kurdu. Yeni oyunlarını geliştirmeye başladılar. Arcanum of Steamworks and Magic Obscura isimli oyun, teknolojinin ve büyünün bir arada olduğu fantastik steampunk bir dünyada geçecekti. Fallout gibi bu oyunun da açık dünyada istediğimiz yere gidip görevler yapabileceğimiz kapsamlı bir oyun olmasını istiyorlardı. Tim Kaine bir röportajında yapım hikayesini şöyle anlatıyor. Interplay'den ayrıldıktan sonra piyasada çoğunlukla olmasına rağmen fantastik bir RPG yapmak istedik. Çoğu fantastik rol yapma oyununda olduğu gibi orta çağı andıran bir oyun düşündük ama Troika kurucularından Leonard Boyarsky 18. yüzyıl sanayi devrimini andıran bir oyun fikrini ortaya attı. Hatta Victoria dönemini yansıtan bir oyun olmasını istedik ve teknolojiyle büyünün bir arada olduğu bir dünyanın tasarımıyla 2 yıldan fazla bir süre uğraştık. Geliştiriciler yaptıkları oyunun orta çağla sanayi devrimi arasında bir yerde olmasını tüm diğer rol yapma oyunlarından ayıran bir özellik olarak düşünmüşler. Oyuna tek karakter oluşturarak başlıyoruz. Daha sonra yanımıza yol arkadaşları alabiliyoruz. Onları doğrudan kontrol edemiyoruz. Bizi takip ediyorlar ve bazı komutlarımızı gerçekleştiriyorlar. Savaşa girince otomatik saldırmaya başlıyorlardı. Zeppelin kazası sonrasında hayatta kalan tek kişi biziz. Ölmekte olan bir adamın anlattıklarından yola çıkıp bazı olayları araştırırken hikayeye dahil oluyorduk. Arcanum dünyasında çok farklı ırklar var. Bunlardan insan, elf, cüce, halfling, yarı elf, yarı ork, yarı ogre gibi istediğimiz bir ırkla oyuna başlayabiliyoruz. Her ırkın klasik rol yapma oyunlarında olduğu gibi avantajları ve dezavantajları var. Ayrıca karakterinize 50'ye yakın background'dan birini seçebiliyorsunuz. Bunların bazıları çok etkili oluyor. Mesela demirci çırağı background'unu seçince daha kuvvetli başlıyoruz. Elfler tarafından büyütülen biri olursak oyuna elf zırhıyla başlıyorduk ama teknolojiye karşı yönelimlerimizde X puana sahip oluyorduk. 50'ye yakın background var ve aralarında dezavantajı çok fazla olmayanlar da var. Bunları seçmek gerçekten faydalı oluyor. İsterseniz hiçbirini seçmeden no background olarak da oynayabilirsiniz. Başlangıçta 5 karakter puanımız var. Bunları istediğiniz özelliklere dağıtabilirsiniz. İsterseniz strength, constitution, dexterity, intelligence, willpower, charisma, beauty ya da perception gibi fiziksel ya da mental istatistiklerinizi arttırabiliyorsunuz. Veya doğrudan sağlık ya da fatigue denilen yani bedensel enerji puanınızı yükseltebilirsiniz. Bunun dışında yetenekler 3 farklı dalda toplanmışlar. Bunlardan İlki skill'ler yani genel yetenekler. Skill'ler de 4 kategoride. Savaş yeteneklerinde yakın dövüş, okçuluk, savunma, fırlatma becerileri var. Hırsızlık kategorisi var. Bunda da gizlenme, yan kesicilik, tuzak bulma ve arkadan bıçaklama özellikleri bulunuyor. Sosyal yetenekler bile var. Kumarbazlık, pazarlık ve son olarak teknolojiye dayalı tamirat, ateşli silah kullanma, kilit açma ya da tuzak bozma yetenekleri var. Tüm bu skill'lerde puan vererek ve bazı üstadlardan öğrenerek uzmanlaşabiliyorsunuz. Bu yetenekleri artırırken mesela yakın dövüş yani melee yeteneğine ilk başta 1 puan vermek için dexterity puanınız en az 6 olmalı. 2 puan vermek için 9 dexterity'ye sahip olmalısınız. Her puan için gerekli istatistik puanı 3'er 3'er artıyor. Ateşli silah kullanmak için perception aynı şekilde yani 5 puan verebilmek için 15 perception puanınız olması gerekiyor. Keskin duyulara sahip olunca ateşli silahlarda isabet şansınız artıyor tabi. Ayrıca 5 puan olsanız da bu yeteneğin erbabı olan kişilerle konuşup inceliklerini öğrenerek master seviyesine çıkabiliyorsunuz. Bütün bu anlattığım yetenekler dışında büyü okulları ve teknoloji disiplinleri de bulunuyor. Büyülerde ustalaşmak isterseniz 16 farklı okul var ve her okulda 5 farklı büyü öğrenmek mümkün. Teknoloji disiplinleri de 8 farklı branşta toplamda 56 farklı yetenekten oluşuyor. Bunlar şifalı bitkiler, kimya,
elektrik, patlayıcılar, mekanik gibi çok farklı alanlar, her branşta 7 farklı yeteneği kullanarak bombalar, silahlar, hatta robotlar bile yapabilirsiniz. Oyundaki büyüler o kadar detaylı ki tüm okulların büyü sayısı 80'i buluyor. Her büyü birbirinden farklı. Kimileri çok faydalı, bazıları çok etkili ve ölümcül büyüler. Mesela teleport olabiliyorsunuz. Disarm adında bir büyüyle düşmanın elindeki silahı düşürebilirsiniz. Kilit açmak için bir büyü var veya bir kapıya sihirli bir kilit vurursanız kapı kapanıyor. Nekromansi ağacında karanlık tarafta direkt yaşam enerjisi düşüren harm büyüsü çok etkili. Aydınlık tarafında ise bunun zıttı olan heal yani iyileştirme büyüsü var. Görünmezlik büyüsüyle herkesten gizlenebilirsiniz. Kendinizi bir cüce gibi küçük boyuta çevirebilirsiniz. Başkalarını hayvana dönüştürebilirsiniz. Güç alanları oluşturup düşmanları atomlarına ayırabiliyorsunuz. Zamanı durdurup hızlandırma, başkalarının aurasına bakıp iyi ya da kötü olduğunu öğrenme ya da büyü bozma, zihin kontrolü, yaratık çağırma tarzı o kadar çok farklı büyü var ki hepsini anlatsam bayağı uzun zaman alır. Bu büyüleri yaparken willpower puanınız yüksekse etkileri daha fazla oluyor. Yani willpower 6 olan bir büyücünün yaptığı iyileştirme büyüsüyle 18 olanın yaptığı iyileştirmenin etkisi arasında çok fark oluyor. Bu bütün diğer yetenekler için de geçerli tabii. Yüksek karakter puanları hem skill'leri kullanırken hem de bazı özelliklerinizin artmasında etkili oluyorlar. Strength yani kuvvet hem ağırlık taşırken hem de vuruş gücünüze etki ediyor. Biraz da sağlığınızın yüksek olmasını sağlıyor. Dexterity yani beceriklilik hızınızı ve vurma ihtimalinizi arttırıyor. Beauty yani güzellik puanınız yüksek olursa da konuştuğunuz kişilerin size olan reaksiyonları yüksek olabiliyor. Yani daha iyi davranıyorlar ama bazı özel durumlar var. Mesela elfseniz bazı çevreler size pek ılımlı bakmıyor. Veya büyücüyseniz teknolojiye yönelen kesimlerin size olan reaksiyonu düşük oluyor. Bunu alt menüde konuştuğunuz kişinin üstüne mouse'u götürünce görebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda bahsettiğim fatigue denilen enerjiniz mavi renkte görünüyor. Bunu mana gibi düşünebilirsiniz ve çok önemli. Büyüleri yaparken bu puandan harcıyorsunuz. Karakterinizin bedensel yorgunluğu da bu puana bağlı. Kılıç ya da yumrukla birine vururken ya da darbe aldıkça bu puanınız azalıyor. Eğer sıfırın altına düşerse bayılıyorsunuz. Yani kırmızı sağlık barınız yüksek olsa bile bayılınca saldırılara açık hale geliyorsunuz ve sizi savunacak biri yoksa öldürene kadar vuruyorlar. Savaşlar gerçek zamanlı ama space'e basarsanız sıra tabanlı savaş sistemine geçebiliyorsunuz. Bunu çok iyi düşünmüşler. Kim nasıl isterse o şekilde savaşsın demişler. Arcanum'un devasa dünyasını keşfederken harita açık dünya olarak tasarlanmış. Yani her yeri yürüyerek gezebilirsiniz. Haritada bulunan her yerin koordinatları var. Hızlı seyahat de edebiliyoruz. Ya da daha önceden gittiğimiz yerlere teleport olabiliriz. Ama her yeri tek tek yapmışlar. Arada boş yerler yok. O kadar büyük tasarlanmış. Tanıştığımız çoğu karakter bize yol arkadaşlığı yapıyor. Oyunun başında karşılaştığımız Virgil bayağı yardımcı oluyordu. Hem savaşlarda hem de enerjimizi doldurarak yaptığı yardımları hiç unutmadım. Bazen savaşta bayılınca Virgil işi kurtarıyordu. Bazı yerlerde de ben o ölmesin diye geride bırakıyordum. Büyüyle her şeyi hallediyordum. Mekanlar ve karakterler, giyim kuşamları gerçekten farklı bir dünyadaymışsınız hissi veriyor Arcanum'da. Karanlık, keşfedilmeyi bekleyen, içine çeken bir dünyası var oyunun. Farklı şehirler, ufak yerleşimler ve krallıklar var. Kimi yerlerde teknoloji hakimken, kimi yerlerde teknolojiye uzak kalınmış. Bu iki farklı öğreti birbiriyle zıtlık oluşturmuş. Arcanum dünyasında elf ormanlarından tutun, vahşi adalarda bulunan yerleşimlere, çöl şehirlerine ya da cücelerin dağlara inşa ettiği şehirlere ve çok daha karanlık mekanlara gidebiliyoruz. Arcanum gelmiş geçmiş en orijinal rol yapma oyunlarından bir tanesi. Kısıtlama olmadan, sınıf seçmeden karakterinizi istediğiniz gibi geliştirip istediğiniz maceralara atılabilirsiniz. Oynamadıysanız ve bu türe ilginiz varsa kesin oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunla ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki bunları bir videoya sığdırmak mümkün değil. Oyundan tek isteğim ana senaryonun multiplayer olarak oynanabilmesi olurdu herhalde. O zaman gerçekten farklı bir oyun deneyimi olabilirmiş. Eğer siz de bahsetmek istedikleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olup beğenerek içerik üretmeme destek olan herkese çok teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.